Bir varmış, bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok yemesi, yok demesi günahmış. Evvel zaman içinde bir karı kocanın 39 tane çocuğu varmış. Oturmuş 40.'yı hayırlısıyla gelsin, tamam olsun diye beklerlermiş. İhtiyar yaşlarında bu çocukların sayısını 40'a tamamlamışlar da elden ayaktan kesilip ocak başına oturmuşlar. Bu 40 çocuğun babası bunları besleyip büyütünceye, yetiştirip meydana çıkarıncaya kadar yaşı 70'e, işi bitmişe gelmiş dayanmış. Günlerden bir gün en büyüğünden en küçüğüne kadar 40'ını da çağırmış. Karşısına sıra sıra dizilip durmuşlar. Hele oğullarım, sıra sıra çocuklarım. Artık ihtiyarladım, elden ayaktan düştüm. Sizi bu boya getirdim, bu yaşlara getirdim. Çalışacak halim, duruşup koşacak gücüm, takatim kalmadı. Hele davranın tosunlarım, işler bulun, uğraşın, çalışın da kazanın. Biz iki ihtiyar ocak başında siz bekleyelim, hayırlı dualar edelim. Sonunda sizlere verelim, ocağımızı şenlendirelim. Yürüyün, bahtınız açık, yolunuz seçik olsun. Demiş de bunların her birinin eline bir orak vermiş. Harman zamanı köylere orakçı durmalarını, koca tarlalarının bir ucundan girip, 40 yerden yürüyüp, biçip bağlayıp, akşamını harmanı hazırlayıp, döğenleri koşmalarını, buğdayı gecesinde savurup, sabahını arabalara yüklemelerini, aldıkları parayı bölüp, harcamadan bir torbaya biriktirip, getirmelerini sıkı sıya tembihlemiş. İmeceyle işe girişip, canavarlar gibi çalışıp, birbirlerinden ayrılmamalarını, kardeşçe kenetlenip yürürlerse, kimselerin kendilerine kötülük edemeyeceğini, rızıklarını ve haklarını kara taştan koparacaklarını bir bir bunları anlatmış. Bunlar sıradan gelmişler, teker teker babalarının, analarının ellerini öpmüşler. Azık torbalarını ve oraklarını sırtlayıp, çarıklarının bağlarını sıkılamışlar. Arka arkaya turna katarı gibi en başta ağaları, en arkada da küçük kele olan yolların tozunu bulanıp yürümüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Tepeleri aşmışlar, derelerden geçmişler, keselerden dönmüşler. Bir köyün kenarına gelmişler. Bakmışlar ki kocaman bir tarla. Ekinleri başaklanmış sararmış, deniz gibi dalgalanır, sallanır, gün altında parıldarmış. Nasıl olsa bunu sahibi biçtirecektir. Vakti gelmiş, kemale ermiş demişler de tarlaya girmişler, biçmeye girişmişler. 40 elden, 40 koldan, 40 köşeden har har, par par ederek biçmişler de adım adım yürümüşler. Hış hış, hışır hışır ederek yürüdükçe 3 adımda bir durur, demet bağlarlar. 50 adımda bir dönüp harım eder, harman döşerlermiş. Bir çalışma, bir gayret ki oruğun 40'ı birden kalkar, dönerken güneşin şevkinden hış hış eder parlar, dönüp ekine girerken hışır hışır diye sesler çıkarır. Ekinler demet demet devrilirken ekinin altın sarısı şevk verir parlarmış. Bu 40 oğlan, en küçükleri de Keloğlan. Orak sallayıp tarlaya adım adım biçerlerken bir de türkü tutturmuşlar. Avazları hey beyleri gökyüzüne güm güm vurmakta. Bunlar tarlayı biçip demetleyip Tınazlı'ya dursunlar, bu tarlanın sahibi bir duymuş. Ertesi sabah gelmiş, uzaktan bunların hayhaylarını duymuş, yakına gelmiş. Bakmış ki tarlası çoktan biçilmiş de bunlar demetleri çözüp yapmakta, harmanı hazırlamaktalar. 20'si eğilip, 20'si kalkıyor, kıvrak 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 çalışıyorlarmış. Gelmiş, yanaşmış, durmuş bunları seyretmiş. Çok hoşuna gitmiş. Aman neyi, hamarat oğlanlar, kırkınıza da 41 kere maşallah. Parasını konuşmadık, pazarlığı etmedik. Ama her yıl orağına, harmana çingenlere de ne verdiysem, bu yıl da toptan pazar onu veririm. Orağımı biçtiniz, harmanını döşer, savursunuz. Yemeğiniz de kapıdan çıkacak. Hele davranın yiğitler, ben de evde yemeğinizi getireyim. Demiş de evden bu 40 kişinin ekmeğini, aşını göndermiş. Akşam olunca bu 40 kardeş işlerini bırakmışlar. Gelmişler de tarlanın sınırında, ağacın altına toplanmışlar. Ellerini yüzlerini yıkamışlar. Ağanın evden yolladığı ekmeği aşı yemişler. O sırada dev gelmiş de karşılarına oturmuş. Karanlıkta gözleri par par ışılarmış. Aman 40 oğlan, sonuncusu Keloğlan. Buranın geceleri ayaz olur. Yorgan döşek yok.
Gelin buyurun bizim evde geceleyin. Yerlerinizi hazırlattım. Bir güzel rahat edin hele. Demiş de bu olanlar bir durulamışlar, iki düşünmüşler. Babaların sözlerini hatırlamışlar. Sağ ol, var ol ağa. Biz buradan ekinlerin arasında yatarız. Sabahın erinde kalkar, işe koşuluruz. Hele sen bize sabah çorbasını gün doğmadan yetiştirdiler demiş. Bu de olur olur, hele sabah ola, hayır ola. Kim öle, kim kala demiş. De evine gitmiş. Gecenin bir vakti herkes uyumuş. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, sular uyumuş. Bu dev de tam zamandır diye yürümüş gelmiş. Bunların onunu yerim. Otuzunu da parçalar, tuzlar, evdeki fıçılara salamura eder, basarım. Besit olsunlar, körpe kuzular bunlar. Etleri gevrek olur, kemikleri de çıtır çıtır. Bu harmanı, şu ekinin harmanına değişmem diye söylenerek gelirmiş. Tarlaya gelmiş, ağaçların altına bakmış, kimseler yok. Tınazları yoklamış, alt üst etmiş, tek kişi yok. Harmanı yoklamış, orada da kimseler yok. Kızmış, köpürmüş, ortalığı fırdolanmış. Ama ne çare, ansızın bastıramayınca olmaz. Kimseler duymasın, anlamasın diye kendini tutmuş da evine dönmüş. Sabah olmuş, ortalık ışımadan, şafak sökmeden, bunların çorbalarını yollamış da ardından kendisi de yürümüş gelmiş. Bunlar da kollarını çemrelemiş, sabah yerinde, şafak serinliğinde, harman dövelim de akşam yerinde savuralım diye hazırlanıyorlarmış. Ağa da 5 çift öküz de arabaya yüklediği dövenleri sürmüş getirmiş. Hele ağalar, kırk oğlanlar, bu akşam nerede yattınız? Geceleyin size ayran, pestil, üzüm, fındık göndermiştim eğlencelik. Uşaklar sizi bulamamışlar. Bu gece nerede yatacaksınız? Söyleyin de oraya öteberi eğlencelik göndereyim demiş. En küçüğü Keloğlan davranıp, sağ ol ağa, var ol ağa. Gecenin bir vakti üşüdük. Tarlanın alt ucundaki çukurda yattık. Bu gece de orada yatacağız. Ne göndereceksen oraya gönder demiş de sırıtmış. Öğle etmiş, yemekleri yemişler. Dönmüş yine çalışmaya durmuşlar. Gün dönmüş, akşam olmuş. Ekmekleri, açları gelmiş. İçlerinde en küçüğü, en akıllısı olan Keloğlan. Aman ağlar, bu demin gözlerini beğenmedim. Hava karınırınca ışılıyor. Yine gece yarısı gelip bizi arayacak, yemek isteyecektir. Bu sefer çukurda yatmayalım. Sabahleyin sorup soruşturması boşuna değil demiş. Hava kararmış, karanlık iyice çökmüş. Bunlar yola, yöreyi, kıyı köşeyi iyice yoklamış. Gözlemişler. Bu dev bir köşeye siner de bizi gözler diye düşünüyorlarmış. Ortalıkta kimsenin bulunmadığını görünce birer birer koca bir ağacın üstüne çıkmış. Orada tünemişler. Gecenin bir vakti herkes uyumuş. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, sular bile uyumuş. Ortalıktan el ayak çekildikten sonra bu dev yavaş yavaş gelmiş. Doğruca tarlanın alt ucundaki çukura yönelmiş. Dört ayak olmuş da içine elini uzatmış. Orayı yoklamış, burayı yoklamış. Fırdalayı dönmüş, dönenmiş de çukurun içini iyice karıştırmış. Hırsından taşı toprağı harman etmiş. Otları kökünden yolmuş. Kan ter içinde kalmış. Bakmış ki yine kimseler yok. Hele demiş, bu kadar akıl yede tedbir bu kırk olanın hangisinde ola? Olsa olsa Keloğlan'da ola. En küçüğü eti, gevrek, kemikleri de çıtır körpe olanı demiş de ağzını sulara akmış. Kızmış, köpürmüş. De ortalığı fırdolanmış. Ama ne çare? Ansızın bastıramayınca olmaz. Kimseler duymasın, anlamasın diye kendini tutmuş da dişlerini gıcırtarak evine dönmüş. Sabah olmuş, ortalık ışımadan, şafak sökmeden bunların çorbasını yollamış da ardından kendisi de yürümüş gelmiş. Bunlar da kollarını çemrelemiş. Sabahın yelinde, şafağın serinliğinde harmanı dövelim de öğleye varmadan bu işi bitirelim. Hakkımız alıp öğleden sonra buradan savuşalım. Geceleri bu dev oraya buraya dolaşırken ola ki bizi bastırır, başımıza bir kaza gelmeden hayırlısıyla buradan savuşalım demişler de çorba içmeden hamaratça işe girişmişler. Tarlanın sahibi kuşluk vakti çıka gelmiş. Bakmış ki harmanı dövülüp sarılmış da vitesi olmuş. Bunlar sırayla işlerini bitirip gelmişler. Sırayla ağanın önüne durup sıralanmışlar. Bu devler ağası bir bakmış, iki düşünmüş.
Gözleri fır dönmüş, çaresiz kalmış. Bunların paralarını, avuçlarını bir bir saymış. Sıra en küçükleri Keloğlan gelince parasından kesmiş de 5 kuruş eksik vermiş. Aman oğlan, Keloğlan, param çıkışmadı, akçem yetişmedi. Yürü benimle eve kadar gel de bahşişiyle tamam edeyim, denkleştireyim demiş. Ama Keloğlan sırıtmış da gök gözleri çıldır çıldır ışımış ve de kelini kaşımış. Aman ağam, sağ ol var ol ağam. Allah kesene Halil İbrahim bereketi versin. Kapın kapanmasın, işin de aşın da eksik olmasın. 5 kuruştan ne olacakmış? Bereketi içinde olsun demiş de kırk oğlan, sonuncusu Keloğlan, dağarcıklarını torbalarını sırtlamışlar da yürümüşler gitmişler. Kasabaya varmışlar. Bir hamama girip yıkanmışlar da çarşıya çıkmışlar. Zamanın padişahı 10 gün bir telal çıkarmış, çarşı pazar dolaşır bağırırmış. Ey ahali, padişahın itaatli kulları, her kim şu dağların ardında devler ağasının 40 atını kaçırır getirirse kendisine hoşluk edilecek. Bir kese altın bağış verilecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bilmedik bilmedik demeyin ha! Bunu duyan Keloğlan ağaların hana göndermiş de kendisi padişahın sarayına yollanmış, huzura çıkmış. Şu dağların ardındaki devler ağasını 40 atını kaçırır getireceğim. Bu işi ancak ben başarırım demiş de kasılmış. Başını dikmiş de yiğitlenmiş. Padişah bu Keloğlan'ın sözlerini şaşarak dinlemiş de bu bacaksız Keloğlan kasılıp dikilişine hem de yiğitlenmişine iyice kızmış. Haydi oradan Keloğlan, Keleşoğlan, yerden bitme boyunla, armut sapı boynunla. Kocaman devler ağasını nasıl yenersin de kır atını zapt eder kaçırırsın. Hele bırak maskaralığı da yıkıl karşımdan, gazaba uğrarsın, zararım dokunur buraya demiş de gürül gülür gürlemiş. Keloğlandır yerinden depremlemiş, beklemiş. Padişah susunca şöyle bir yıkılmış de aşağıdan almış, yalvarıp yakarmaya geçmiş. Aman padişahım, adaletli ve izzetli padişahım. Ben bu devler ağasının huyunu, suyunu, evinin yolunu, açık kapalı oyunlarını, yordamlarını bir bir belledim de öğrendim. Bir hafta tarlasında çalıştık da hem paramızı hem canımızı kurtardık. Ben bu devler azmanının oyunlarını gördüm de retten attım da buraya kadar ulaştım şahım. Buyurduğunuz iş kuvvet işi, pehlivanlık işi değil. Oyun düzen işidir. Ben bu dizman devin kıratını kaçınıp kapınıza elbet getireceğim. Yalnız bana güvenin, ferman buyurun. Ben de yerine getireyim deyince padişah, Keloğlan'ın bu uslu akıllı sözlerini, oyunlarını ve düzenlerini dinlemiş de yüzünü gülesi olmuş, gönlü olmuş. Keloğlan da destur alıp dağların ardına yollanmış. Gide giderek, kah yürüyüp, kah sekerek, keselerden dönerek, derelerden kaçarak bu devler ağasının evine ulaşmış. Önce öteye beriye bakınmış, kıyıyı köşeyi yoklamış. Kimseyi göremeyince yavaşça ahıra girmiş de kıratı çözmek istemiş. Lakin kırat Keloğlan'ın gelişini sezmiş de şahlanmaya, kişnemeye başlamış. Keloğlan da bu atın ipini, köstenini çözüp dışarı çıkaramamış. Devler ağasını ta uzaktan höst höst, dur hele, geldim hele dediğini duyunca hemen davranıp ot balyalarının arasına girmiş, saklanmış. Bu dev yürüyüp gelmiş. Atının sağrına şaplaklar indirmiş de höst höst, sen her zaman böyle kişnemez, yemlikleri tekmelemezdin. Ne oldun, ortalığı kırmış geçirmişsin, hem de kudurmuşsun demiş de duvardan kamçısını almış, kıratı dövmüş, dövmüş de kafasına vurmuş. Sayıp söverek çıkıp gittikten sonra Keloğlan ot balyaların arasından çıkmış gelmiş. Kıratın kolağını, köstenini çözmüş. Sahibine gücenen kırat bu sefer ne kişnemiş ne de şahlanmış. Keloğlan'ın peşinden tintin yürümüş de ahırdan çıkmış. Biraz uzaklaştıktan sonra Keloğlan kıratın sırtını atlamış da sürmüş. Sabaha karşı kasabaya varmış. Sarayın kapısına ulaşmış, padişaha haber salmış. Saraydan çıkıp avluya inen padişaha atı teslim etmiş. Padişah Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. Bir kese altına bir kese daha katarak bağışını vermiş. Sırtını sıvazlayıp övmüş, alkışlamış. Aradan birkaç gün daha geçmiş, padişahın tellali yine çarşıya dolaşmış, bağırmaya başlamış. Ey ahali, padişahın itaatli kulları,
Her kim şu dağların ardındaki devler ağasının zilliye de çıngıraklı yorganı alıp getirirse kendisi hoşnut edilecek. İki kese altın bağış verilecek. Sırtını da kaftan giydirilecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bildik bilmedik demeyin ha. Bunu duyan Keloğlan ağalarına haber vermiş. Doğru padişahın sarayına yollanmış. Kapıdan haber yollamış. Doğru huzura çıkmış. Yedi yerden temenni etmiş de karşısında edeple durmuş. Şu dağların ardındaki devler ağasının zilli, çıngıraklı yorganı alıp getireceğim. Destur ver padişahım deyince padişah, Keloğlan'ın aklını, tedbirini, oyunlarını, düzenlerini daha önceden sınamış olduğundan keyfinden kah kah gülmüş. Safasından kas kas kasılmış bu Keloğlan'a, haydi Keloğlan, yolun açık olsun, selametle git de gel, başarıyla dön, gel demiş. Sırtını sıvazlamış, övmüş, alkışlamış. Keloğlan padişahtan destur alıp besmele çekmiş, yola çıkmış. Dağların ardına yollanmış. Gide gide giderek, kah yürüyüp, kah sekerek, keselerden dönerek, derelerden geçerek bu devler ağasının evine yollanmış. Önce öteye beriye bakınmış, kıyı köşeye yoklamış. İlkin ahırın damına, sonra kilerin penceresine, oradan da evin damına çıkmış. Daha önceden ucu çengelli bir ip hazırlamış. Onu belinden çözmüş. Devler ağasının yattığı odanın üstüne gelmiş. Yavaş yavaş damdaki kiremitlerin birkaçını kaldırmış. Padavra tahtaların aralamış. Aşağıdan bu devler ağasının horultusunun tavanında zamında zangırt atıyormuş. Açılan aralıktan aşağıya bakmış ki tam yatağın üstü ucu çengelli ipini sarkıtmış. Yorganı usulca taktırmış. Yavaş yavaş sezdirmeden yukarı çekmeye başlamış. Zilli ve çıngıraklı yorgan hafiften şıngırdayıp çıngırdamaya başlamış. Ama devler ağasının horultusu bunu bastırıyormuş. Ama yine de vücudunu ayazlayınca bu devler ağası uyanır gibi olmuş. Yorganı yanında yatan karısını çektiğini sanmış. Ulan karı, çekme yorganı, üşüdüm hele diye bağırıp böğürmeye başlayınca Keloğlan durulamış. Karısı da zilli yorganı kocasını çektiğini sanır da, hele herif, devlerin dizmanı, canavarların azmanı herif, çekme yorganı, buydum dona yazdım hele diye car car bağırmaya girişmiş. Karşılıklı bir süre çekişip kavga etmişler. Bir aralık bu devin aklı başına gelmiş de şöyle yukarıya göz ucuyla bakmış. Çengelli ipi havada asılı duran zilli yorganı, daman aralığından çaldır çaldır bakan gök gözlü Keloğlan'ı görmesiyle sıçrayıp yorganı çekmiş. Yorgan da ipin ucundaki Keloğlan da teker meker çıngır mıngır aşağıya yuvarlanıp inmişler. Hemen bu Keloğlan'ı bir çuvalın içine tıkmış da ağzını bağlamış, götürüp kilerin tavanına çekip asmış. Bu işleri yaparken bir yanda ağzını şapırdatmış. Hele Keloğlan, körpe olan, kemikleri de çıtır çıtır ince olan. 39'unuz kaçtı, elimden kurtuldu ama en güzeli elime geçti. Ben seni sabah kahvaltısında yemez miyim? Etinizi közde pişirip, kemiklerinle birlikte yalayıp tutmaz mıyım? Diye söylene söylene gelmiş yatmış. Aradan bir zaman geçmiş, devler ağasının horultusu yine duvarları inletip sarsmaya başlamış. Keloğlan da cebinden çakısını çıkarıp çuvalın ağzını açarak dışarı çıkmış. Yavaşça aşağı inip ahırdan bu devin alaca buzağısını kucaklayıp getirmiş. Çuvalın içine koymuş, ağzını da bağlayarak tavana çekmiş. Sabah olmuş, tan yerleri ağarmış. Aradan bir zaman geçmiş, devler ağasının horultusu yine duvarları inletip sarsmaya başlamış. Keloğlan da cebinden çakısını çıkarıp çuvalın ağzını açarak dışarı çıkmış. Yavaşça aşağı inip ahırdan bu devin alaca buzağısını kucaklayıp getirmiş. Çuvalın içine koymuş. Ağzını da bağlayarak tavana çekmiş. Sabah olmuş, tan yerleri ağarmış. Bu devle karısı kalkmışlar. Dev kilere gelirken karısı da ocağı yakıp hazırlamış. Devler ağası kilerdeki çuvala yumuğuyla bir vurmuş. Hele Keloğlan, körpe olan, kemikleri çıtır çıtır, ince, eti de gevrek olan derken çuvaldan buzağının sesi gelmiş. Dev duralamış, bu işe şaşmış. Ulan Keloğlan, körpe olan, kemikleri çıtır çıtır, eti gevrek olan, hele hele oyuncu, düzenci, yaman olan, benim alaca buzağımın sesine ne güzel de benzetiyorsun demiş. Keloğlan da saklandığı yerden, halt etme devler dizmanı, benim 5 kuruşumu ver hele diye buk buk seslenmiş. Bu devler ağası oraya koşmuş, buraya koşmuş, avluya çıkmış, ahıra girmiş. Keloğlan da kancalı ipiyle zilli yorganı çekmiş. Bu hırdayken damdan atlayıp kaçmış.
bu dev hala ortalıkta dolanır bağırırmış. Keli olan, körpe olan, kemikleri çıtır çıtır, eti de gevrek olan. Al 5 kuruşunu, bahşişini de vereyim diyerek ağzının suyunu akıta akıta dolanır dururken bu keli olan atını sürmüş kasabaya gelmiş. De huzura çıkarıp zilli ve de çıngıraklı yorganı padişahın önüne sermiş. Padişahtır, Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış, 2 kese altına 1 kese daha atarak bağışını vermiş. Sırtını da sıvazlayıp övmüş, alkışlamış. Aradan birkaç gün daha geçmiş. Padişahın tellalı yine çarşıya dolanıp bağırmaya başlamış. Ey ahali, padişahın sadık kulları! Her kim şu dağların ardındaki devler ağasını ölü ya da diri yakalayıp getirirse kendisi memnun edilecek, bir çuval altın bağış verilecek. Sırtına kaftan giydirilecek. Kendisi vezir edilecek. Ey ahali, duyduk duymadık, bildik bilmedik demeyin. Bunu duyan Keloğlan ağalarına haber vermiş. Doğru padişahın sarayına yollanmış. Kapıdan haber yollamış da doğru huzuruna çıkmış. 7 yerden temenni etmiş de karşısında edeple durmuş. Şu dağların ardındaki devler ağasını ölü ya da diri kaldırıp padişahımın huzuruna getirmek muradımdır. Destur ver şahım deyince padişah, Keloğlan'ın aklını, tedbirini, oyunlarını, düzenlerini daha önceden sınamış olduğundan keyfinden kahkah gülmüş. Haydi Keloğlan, aklı tedbiri yüce olan, yolun açık olsun. Selametle git de başarıyla dön gel demiş. Sırtını sıvazlamış, övmüş, alkışlamış. Bu Keloğlan padişahtan destur almış, çarşıya çıkmış. Demirden büyük bir kafes yaptırmış. Bir arabanın üstüne yerleştirmiş. İçine de 4 adam ölüsü koymuş. Geceden sürmüş yola çıkmış. Dağların ardına yollanmış. Bu devler ağasının evine sabahleyin ulaşmış. Dışarıdan buna seslenmiş, çağırmış. Hey devler ağası! Sana sabah kahvaltısı getirdim hele. Kalk bakalım hey! Kafesin kapağını açmış da kendisini bir yana çekilmiş, saklanmış. Devler ağası yarı uyur, yarı uyanık dışarı fırlamış. Bu kafesin içindekini görünce aklı tedbiri iyice şaşmış. Karnını da iyice açmış. Koşmuş kafesin içine dalmış. Keloğlan da gizliden çıkıp kafesin kapısını kapamasıyla sürgüsünü sürmüş. Arabanın sekine oturmuş, atları kamçılamış. Sürmüş 4 nala kasabaya ulaşmış. Doğru sarayın avlusuna girmiş. Padişaha haber salmış. Padişah inmiş gelmiş. Keloğlan'ın bu marifetinden memnun kalmış. Sırtını sıvazlamış, övmüş, alkışlamış. Sırtına kaftan giydirmiş, başına sorguç takmış. Kendisine vezir etmiş. Hazineden çıkardıkları bir çuval altını getirip Keloğlan'ın önüne koymuşlar. Keloğlan geçmiş, vezir konağına oturmuş. 39 kardeşine haber salmış. Bir çuval altını onlara teslim etmiş. Ana babalarını köyden getirtmişler. Konak tutup yerleştirmişler. O güne kadar çalışıp çabalayıp derledikleri altınları paylaşıp evlenmişler. Evlerine geçip oturmuşlar. Kafes içindeki devi de cellatlara teslim etmiş bu Keloğlan. Nice yıllar akılla, tedbirle olmayınca da oyunla düzenle hüküm sürmüş. Yemişler, içmişler, muradına ermişler. Adlarını, masallarını bize bırakmışlar.